Biz de sorumuza geldik. İlaç reseptör etkileşimleri ile ilgili bir soru. Şimdi diyor ki bakalım bir burada ne diyor. İlaçlar hedef hücreye ulaştığında hedef moleküllerin protein yapısında bulunan reseptörlere bağlanırlar. Bu bağlanmalar sırasında ilacın etken maddesi ile reseptörde bulunan amino asitler arasında etkileşimler meydana gelir. Yani ilacın etki etmesi için hücredeki hedef reseptöre ulaşması gerekir deniliyor. Vücutta meydana gelen kalp bloğu ataklarında kalbin durması sırasında anestezi altındayken hava yolunun geçici daralmasında damarları ve bronşları genişletici etkisi bulunan izoprenalin molekülünün beta adreno adrenoseptördeki bağlanma bölgesindeki etkileşimler aşağıda verilmiştir diyor. Şimdi bakalım ee, izoprenalin bir e, böyle IMI, IV şeklinde sunulan bir ilaç ee, bu şekilde bir moleküler yapısı var. Şu izopranalinin etken maddesi. Burada da beta adrenoseptördeki bağlanma yerleri, bağlanma bölgeleri verilmiş. Ee, hücredeki işte bu reseptörlerle etkileşime girecek. Peki diyor ki bana sorudan. buna göre diyor verilen soruları cevaplandırınız. İzopranalin etken maddesiyle beta adrenoseptördeki bağlanma bölgelerinde meydana gelen etkileşimlerin türlerini belirleyiniz. Şimdi şurada bir numaralı etkileşim ne olur? Şimdi burada ne var? E, azot atomu var değil mi? Azot atomu burada bir e, katyonik halde. Katyonik halde üzerinde ne demek? Elektron çifti kalmamış demektir. Onu söyleyelim. Buradaysa oksijen atomu üzerinde elektron çiftleri var. Burada artı yük ile eksi yük oluşmuş değil mi? Üzerinde elektron çiftlerinden dolayı eksi yük var. Artı yük var. Birisi katyon, biri sanyonsa. Burada e, ikisi aslında e, arasında iyonik etkileşimler meydana gelir. Yani bu hani iyonik bağ da diyemeyiz ama hani ee, nasıl söyleyeyim tam bir artı tam bir eksi yük var. Katyon anion arasındaki etkileşim burada bir iyonik bağlanma söz konusudur diyebiliriz. Dolayısıyla birincisi de ben ne yazacağım? İyonik bağ. Çünkü tam bir artı tam bir eksi yük etkileşimi söz konusu. İkinciye bakarsak bak oksijenle ki oksijen üzerinde burada iki tane elektron çifti var. Oksijene bağlı elektron çifti ile oksijene bağlı hidrojen arasında bir etkileşim var. Bu neydi? Hidrojen bağıydı. Fona bağlı şeyler var. Dolayısıyla ben buna hidrojen bağıdır diyeceğim. Üçüncüye bakarsam. Bir benzen halkası. Başka bir benzen halkası. Burası ne biliyor musun? Karbon ve hidrojenden oluşan bölgeler. Yani e, aslında üzerinde bir net e, yük görmüyoruz. Oradan da çıkartabiliriz. Yani apolar bir yapı. Bu da apolar bir yapı. İki apolar molekül arasında gerçekleşen etkileşim türü ise... Burada London kuvvetleri olarak bilinen etkileşime girer. Yani indüklenmiş dipol indüklenmiş dipol etkileşimleri olacak ki benzen halkasında kapalı formülü C6H6 şeklindedir. Yani benzen halkası demeyeyim de şuna şu halkanın oluşturduğu yapılar 6 tane karbon atomu var. Bunlara bağlı birer tane hidrojen atomu var. Sonuçta apolar bir yapı. 4'e ee, e bakalım. 4'te ne var? 4'te bak yine oksijene bağlı hidrojen var. Yine burada oksijen üzerindeki elektron çiftiyle olan etkileşim var. 4'te yine hidrojen bağı olarak bilinir. dolayısıyla buradaki etkileşim türlerini bu şekilde belirleyebiliriz. İkinci soruda ne, ne diyor? İlaç ile reseptör arasında meydana gelen etkileşimlerin kuvvetlerini kıyaslayınız. Şimdi buradan zaten etkileşim türleri çıktı artık ortaya. En güçlü etkileşim bir numaralı etkileşim. Yonik bağ. Sonra 2 ile 4'e eşit diyebiliriz. Değil mi? Kabaca. Çünkü hidrojen bağları. Lanlon kuvvetleri ise en zayıf etkileşim türü olarak karşımıza gelecektir. Şimdi izopranelin maddesine bakarsak şöyle bir yapı. Ne diyor? İzopranelin içeren ilacın ticari taktığım şekli 1 mililitrelik steril ampul içinde enjeksiyona hazır çözelti şeklidir demiş. Çözelti şeklinde. Yani IV formu, intravenöz formu. Bu molekülün su ile homojen karışım oluşturabilmesini molekül düzeyde açıklayınız. Şimdi burada bir çözelti meydana gelmiş mi? Sulu çözelti. Peki bu sulu çözelti sırası yani nasıl oluşuyor sulu çözelti? Şimdi suyun yapısı nasıl bir yapı? H2O yapısı yani polar bir yapı. E burada homojen bir karışım oluşacaksa bak dikkat et. Şurada hidrojen bağı yapabilen bir grup var. Burada hidrojen bağı yapabilen bir grup var. Burada hidrojen bağı yapabilen bir grup var. Şurada da azota bağlı hidrojen var. Burada da hidrojen bağı yapabilen bir grup var. Dolayısıyla dikkat edersen e, 4 tane hidrojen bağı yapabilen grup olduğu için e, su da polar, su, suyun da yapısı nasıl? Şöyle bir yapı değil mi? bu şekilde. E burada moleküler düzeyde bak e, bakınca yani bunu aslında işte bu ünitenin amaçladığından bir tanesi de bu değil mi? Sana ben bu izopranelin yapısını verdiğimde bak bu moleküler yapı bu. Suyun yapısı bu. Sence bu suda çözünür mü? Çözünmez mi diye sorduğumda öğrencinin artık bu temel e, etkileşimleri bildikten sonra buna cevap vermesi çok kolay değil mi? Bak OH'ları görüyorum, NH'ı görüyorum. Bunlar nedir? hidrojen bağı yapabilen bir grup. E su da hidrojen bağ yapabiliyor. Kendi içinde o zaman bunlar bir, birbirleriyle de hidrojen bağı yapabilirler. O yüzden e, çözün çözeltideki o çözünürlük kısmının çok iyi olmasını bekliyorum. Çünkü e, moleküler yapı birbirine oldukça benziyor. Yani şuralar apolarlık yapılar var. Ama e, polar olan uçlar da çok fazla ve hidrojen bağı yapabilen gruplar bir de bunlar. O yüzden suda çözünmesi e, suda çözünürlüğünün çok çok iyi olmasını bekliyoruz bu etken maddenin. Bize sorumuzun da cevabı bu şekildeydi. Şimdi sırada seri sorularımız var. Seri sorularda tekrardan görüşmek üzere.